Gel. Babaanne ben özür dilerim yani gelir gelmez böyle bir şeyle karşılaştığın için. Ama bir daha olmayacak. Babam gidiyormuş onu söylemeye geldi. Belli ki gider ayak ortalığı ataşa vermeye gelmiş. Tekrar kusura bakma. Defne. Şöyle bir otur az yanıma. Sen kendi kendime sorayım. Allah bilir ya. Bu Alpay denen heriften böyle çocuklar nasıl oldu diyeyim. Bak sen bunca toyluğuna, bunca gençliğine rağmen bir kabahat işledin, bir hata ettin mi? Bunun pişmanlığını yaşayayım. Saygıyı bileyim. Kardeşin ikisin. Pek tanımıyorum ama gördüğüm kadarıyla anasına, yuvasına sahip çıkıyor olan. Helal olsun. Hasıl olayı benim aklım almayın. Alpay'ın kanı nere? Siz nere? Bak kızım, babanın bu ettiklerinden sakın ol Ömer'e bahsetme. Olur mu? Bak Vildan annen nasıl utandı. Gördün, mahcup oldu kadın. Bir de Ömer'in sorgusuyla, sualiyle iyice yerin dibine geçmesin. Yok, yok baba ne olur mu söylemem tabii. Ben de çok üzüldüm Vildan anneye. Yani böyle bir şey yaşamasına çok üzüldüm. Hoş Ömer anasını elbet suçlamayacağı böyle bir şey için. Ama onlar ana oğuldur kızım. Böyle bir konuda yüz yüze gelmesinler. Olmaz. Sağ ol babaanne. Ben yine buna kızacaksın diye çekinmiştim açıkçası. Babandan sebep sana kızmaya çok yoruldum ben. Ama baban hiç yorulmadı. Alpay'ın bu ettiği yanına kalmayacağı. Bir insanın onuruyla, şerefiyle böyle oynanmaz. Ayıptır. Çok ayıp. Gidip o Kenan denen heriften bunun hesabını soracağım ben. Ya Halil'in başı daha yeni beladan kurtuldu. Ömer desen amcasından deli. Vallahi duyduğumu bir dellendi mi tutamayık ha. O yüzden bundan sebep bu konu aramızda kalıcı. Ömer bunu asla bilmeyecek. Tamam babaanne söylemem. Ne saklıyorsunuz siz benden? Neyi bilmeyecekmişim babaanne? Şey... Ben babaanneni almaya gittim ya. Sizin aranızdaki durumdan dolayı. Babaannen bilmeni istemedi. Sen etmediğini etti ya kız. Versin de kızarsın diye istemedi. Kimseye kızmadım. Tekrar hoş geldin Emine.